Göbekli Tepe Ajansı'ndan bizleri izleyen herkese iyi akşamlar. Efendim bu akşam Ramazan'a özel bir Ramazan programı yapmayı düşündük. Ve bu Ramazan programı içerisinde ilk programımız olacak. Vallahi ve doğru. Şanlıurfa'nın yaşayan değerlerini gün yüzüne çıkartmak için böyle bir tercihte bulunduk. Bu akşamki konuğum Şanlıurfa'nın, Şanlıurfalıların çok yakinen tanıdığı, şakacı, espritüel, aynı zamanda kendisi yazar olup, şair olup, zaman zaman ilimizin sorunlarına kendi çerçevesinden mizahi yönle yaklaşan bir ağabeyimiz. Teşekkür ederim. Ağabeyimizin Şanlıurfa'daki namı değer ismi Profesör Fıstıkçı Mami. Şanlıurfa dışından bizi izleyenler için şöyle söyleyeyim. Mami Şanlıurfa'da Mahmut isminde olan Mahmut isminde olanlara böyle Mame yakıştırması yaparlar. Mame diye tanınır. Mahmut abimizin de Şanlıurfa'daki namı değer ismi Profesör Fıstıkçı Mame. Mahmut abimiz Mahmut Keseroğlu kendisi. Ben Mame dayı diyeceğim size. Uygun mudur? Uygundur, doğrudur. Nasılsınız Mame dayı? İgit lakabıyla tanınır, meşhur olur. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, İyi hoş akşamlar. Geldiniz. Allah razı olsun, bizi hatırladınız. Aynı zamanda biz baba dostuyuz. Babanın körüne nur yaksın. Teşekkür ederim. Amcanın körüne nur yaksın. Bütün gelmiş geçmiş insanların ölenlere bakıyor. Allah hepimiz öleceğiz. Bütün ölenlerin ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Allah devletimize, milletimize zeval ziyan vermesin. Sağ olun, var olun. Mami dayı, izleyicilerimiz sizi sizin dilinizden, yani profesör diyoruz, Profesör Fıstıkçı Mami. Doğrudur. Profesör, acaba şimdi birçok izleyici diyecek ki hangi üniversite mezunu? Sizi sizden dinleyelim. Neden Profesör Fıstıkçı Mami? Efendim ben 1958 Şanlıurfa merkez doğumluyum. İlkokulu Mithat Paşa İlköğretim Okulu'nda okudum. İlkokuldan sonra, ilkokulu bitirdikten sonra daha yüksek okullara gözümün görmediği için gitmedim. Daha sonra artık milli eğitimden sonra sosyal eğitime başladım. Milli eğitim okuma yazmadır. Sosyal eğitim de aile terbiyesidir. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi, insanlar nasıl sevilir, nasıl konuşulur, nasıl tanışılır. Bu şekilde büyüdüm. Gençlik çağımda pastanede çalıştım. Urfa'da eskiden Saray Pastanesi vardı, orada çalıştım. Daha sonra iki amcaoğlu bir oldu, Canlılar Pastanesi açtı. Orada çalıştım askere gidene kadar. 1978'de askere gittim. Az bir askerlik yaptım gözlerimin sakat olduğu için. 2 ay sonra tezkere verdiler bana. Çürüge ayırdılar. Daha sonra geldim seyyar satıcılık yaptım. Her şeyin iyisini sattığım için profesör unvanına kavuştum. Ağama söyleyeyim. Zaman geçti. Allah yüzüme baktı. Urfa Belediyesi'ne girdim. 1986'da. 1986'da Urfa Belediyesi'nde çalıştım 26 yıl. 2012'de emekli oldum. Ha şu anda Allah'a çok şükür. Eğer sakat halimden bereket versin, aylığım var, emekliyim. Çoluk çocuğumu kimseye mahkemete muhtaç etmedim. Ondan sonra da sabah olur gelirim dükkana. Dükkanda mahalli kasetlerim var, arşivim var. Bazılarını başkalarından almışam, başka stüdyolardan. Bazıları kendi evimizde yapılmış. Akrabalarım da meraklıydı. Bizim yana arşivimiz daha doğrusu var. Ondan sonra bir de yaz mevsiminde biber çıkarırız, satarız. İyi isot satarız. Urfa isodu bulunur. Bu şekil hayatımızı gidirik. Aynı zamanda ben mahalli sanatçılığı da yaptım. Kendi gücümün yettiği kadar. Gelmiş geçmiş bütün
Urfa müzikçilerinden çoğunla oturdum. Yaşımın hükümüne yettiğinden oturdum. Mesela Tenkeçi Mahmud Ahmet'den oturdum, Halil Hafız'dan oturdum, Ahmet Abey'de oturdum. Dellek Mahmud Hafız'dan oturdum, Cülha Mahmud Hafız'dan oturdum, Seyfettin Sucu'dan oturduk, bant yaptık. İsmail Badırlılar onunla oturduk, o sağdır. Sağ. Ondan sonra sana şu anda bir sağ olan daha var, o da İsmail Akagün. Diğer ölmüşleri ki oradan Nur Yağa, Seyfettin Sucu'da Sucu'ya bir iki defa biz bant yaptık evimizde. Arşivimiz kalabalık, Urfa'da gelmiş, geçmiş bütün okuyanların, söyleyenlerin kasetleri bende mevcuttur. Hem 90'lık kasette var hem de makarada var. Çok meraklılar gelip beni buluyor, kendilerine kopyasını çekeyim, vereyim. Aynı zamanda İbrahim Tatlıses'e de ben 248 makaralı teyip de ödünç verirdim. Birlikte dostluğumuz vardı. Tabii o gitti zirveye. Ondan sonra birbirimizi kaybettik. Daha sonra hastalığında telefonla konuştuk. Hatta ben geçmiş olsun dedim kendisine. O da kameradan ulaşmıştı. Bir yazdı, bir yazdı. Daha sonra telefonla konuştuk, beni tanıdı. Hatta o yazıyı gösterebilirsen arkadaş. Bak diye ben Urfalıyım, Fıstıkçı Mami'yi ilk defa duydum, maşallahı var. Evet. Telefonla konuştuk. Ben okuyayım Mahmut abi. Ben Urfalıyım, Fıstıkçı Mami'yi ilk defa duydum, maşallahı var. Fıstıkçı Mami, saygılar, seni geç tanımanın kayıplarını düşündüm. İbrahim Tatlıses. Efendim İbrahim, kıymetli sanatçımız İbrahim Tatlıses Bey'in Mami Dayı'ya gönderdiği mesaj. Bu mesajı da Mami Dayı atmış. Burada kendisine şimdi programı ilerleyen saatlerinde kendisine ait birçok sözler, maniler var. Ha. Onları da Mami Dayı bir şey güzel bir şekilde çerçeveletmiş. İş yerinde, daha doğrusu kendi burası iş yerinde değil sanırım galiba. Yazıhana. Kendi hobi alanı, hobi alanı içerisinde. Evim de yukarıda. Çok sayıda burada gençlerin artık bu kasetleri hemen hemen hiç bilmediği kasetler. Urfa'da. Evet, halen Mami Dayı bu kasetleri muhafaza etmekte. Ayrıca makara teyip burada bulunmakta. Ha bak burada. Evet. Ya şu bu makarayı çalın bak. Bak, bu bank 1978'de yapılmış, merhum Seyfettin Sucu konuşuyor. Allah rahmet eylesin. Hiçbir hocadan, hiçbir sanatçıdan şimdiye kadar ders almış değil. Kendi zevkinden, kendi dinlerinden ve kendi mizabinden yetişen kardeşimiz Mehmet Nacak. Ahmet Karoğlu. Ömer Ezeli. Evet, sohbetimize devam edelim. İsterseniz kapatalım. Buyurun. Ağabeyle dövsün Neşet'in. Evet, evet. Gördüğünüz gibi makara kasetlerin de kendisinde muhafaza ettiğini 1900 kaç yılında? Bu 1970'te yapılmış. Evet. Yaklaşık 51 yıldır. Yarım asırdan bir yıl fazla. Örneğin Ahmet Karaoğlan'ın kaseti de var bende. O da ünlü bir sanatçıydı. Vaktinde terzidi. O da bantta konuşmasında geçer. O da 1971. O da merhum
Sobacı Şefik'in evinde yapılan bir banttır. Bunları hepsini muhafaza edeyim. Mahmud abi. Buyurun ağam. Bu arada demin kasette de başlıkta şunu gördük. Herhalde geçmiş yıllarda kaset yapılırken bir kişi ev sahipliği yapıyor değil mi? Doğrudur. Bu sanatkarlara o akşam bir davette bulunuyor. Doğrudur. Ve onun falan evinde bir kaset yapılıyor. Hani şu anda derler ki falan kişinin sponsorluğunda. İşte aslında o dönemde yine böyle sponsorluk gibi şeyler konuk ederler öyle mi? Doğrudur. Orada da o ses sanatkarı şarkısını söylemezden önce ev sahibini ismini zikreder öyle mi? Doğrudur, ev sahibinin ismini dinleyelim. Söyler. Evet. Ondan sonra da ev sahibi de der, iyi bir band yaptım fakat yeminli. Evet. Çok zaman dağıtmazlardı. Evet. Efendim adam mesraf etmiş, yapmış kendisi dinlemek için ama yeminli olmağı bir taraf, keşke yemin olmayadı, piyasaya süreydi. Evet. Dinleyen adamlar merhumsa ona bir fatiha okurlardı. Kim ölene kalana, hiç olmasa millet bilirdi ki bu Urfa'da bir sanatçı var. Ya baba. Ben bu konuyu biraz daha açayım. Aç. Bilmeyenler için en azından. Efendim geçmiş yıllarda böyle sponsorluk, yani şu anda adı sponsorluk olan kendi evinde veya bağ evinde saç sanatkarlarını davet edip orada bir kaset icra etmeye, daha sonradan da öyle bir şey vardı. Yani bu kaset sadece benimdir, bana aittir. O yüzden o kasetin kopyasını kimseye vermezlerdi. Sadece arzu edenler, İşte o zaman bu 45'lik kaç şeyleri, kasnakları alırlardı, götürürlerdi, dinletirlerdi. İzleyenler, dinleyenler sadece dinlemekle kalırdı fakat asla kopyasını vermezlerdi ki o kasetin bir yerde kıymetini daha da böyle kıymet üstüne kıymet katma adına bir tutum sergilenirdi. Mahmud abinin de demin anlattığı öyle bir şey. Mahmud abi diyor ki keşke öyle bir şey yapmasalardı da böyle kopyalarını çoğaltsalardı daha çok insan istifade ederdi diye. Öyle mi? Doğrudur, evet. Doğrudur. Örneğin merhum kahveci Yasin Erdahan vardı. Evet. Erdahan Haram Kapsı'nda. Evet. O da bu gelmiş gitmiş bütün sanatçılara kaset yapardı. Kaseti önce dağıtmazdı. Kaseti kahvesinde çalırdı. Kendi mesleği kahvecidi. Millet dinleyenler çay içsin, satış yapsın diye, çayı satılsın diye. Ama zaman geçti, kendi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bant sonra yayıldı. Ama gönül isterdi ki ilk başta yayılardı, herkesten bir fatiha alınırdı. Mahmud abi, sizin aslında bu programın dışında da Şanlıurfa'daki birçok sayfalarda sizin zaman zaman çekilmiş videolarınız var. Doğru. Mesela bir video aklıma geliyor ki pazar yerinden patlıcan, Urfa deyimiyle balcan seçerken dikkatini çekti. Öyle bir balcan seçişiniz var ki sanki o balcan, balcan değil de bir kundak içerisindeki bir bebek gibi. Bir bebek sarılmış gibi. Elinizde toparlıyorsunuz o patlıcanları. Yani niye o kadar çok özen gösteriyorsunuz şimdi o patlıcanlara? Ben eskiden seyyar satıcı olduğum için nerede ne iyi mal satılır bilirdim. Hatta onun üzerine de bir düzme düzdüm. Evet. Örneğin diyeyim, baba evin direği, altın kalpli direği. Eşek gibi çalışır, sanki sağım ineği. İşte biz ona baba deriz. O getirir, biz yeriz. Bulamadık onun gibi bir keriz. Varlık yokluk bilmedik, sıramızı da vermedik. Siparişler gelmese babamızı sevmedik. Hasta oldum demez baba. Çoluğu çocuğu doymasa o yemez baba. Geri zekalıdır, yenge bir şey giymez baba. Etrafını sararız, köpek gibi dalarız. Dediğimiz olmazsa annemizi salarız. Anne babaya söyle bunu bir alsın. Merak etme oğul, bugün babayı sakken alır size. Yarın siz de baba olursunuz.
O zaman oynarsınız, babalık nedir, ne değildir. Baba çünkü evin direği, evi beslemekle mecburiyeti vardır. Her şey babadan sorulur. Teşekkür ederim. Yani bu da gençler için bir aslında nasihat tarzında, öyle mi? Doğru. Bunun sözleri size ait. Ha, bunun sözleri bir ait, bir de bir o papazcanlar üzerine de bir hafif bir şey yaptım. Mahkeme kararı. Mahkeme kararı, ha. Evet. Zebzeler üzerine. Evet. Efendim ben Deniz, Şark fasulye siyetine mensup, patates kazasına bağlı Pırasa nahiyesindenim. Bugün patates karakolu önünde vuku bulunan cinayette tanınmış sabıkalı Hacı Fasulye oğlu Salatalı Hıyar deli domatesi 17 yerinden bıçaklayarak ölümüne sebebiyet vermiştir. Vakaya şahit olan patates karakolu personeli katil Salatalı'yı kısa bir tarihten sonra soğan suvarileri tarafından yakalanmıştır. Karar. Zebzeler Kanunu'nun 446. maddesinin A fıkrasıyla ilgili görevli iki doktor, bir doçent doktor görevlendikten sonra yapılan tahlil sonuçları ve otopsisti. Aranızda bulunan ben Deniz Ordinarius Profesör, bestekar, yazar, düşünür, namı değer fıstıkçı mamaya verilen bilgiye göre sanığın yarasına tuz, limon, sirke ve biberlendikten sonra Boğaziçi Hastahanasına nakil edilmiştir. Duruşma ikinci bir tarihe ertelenmiştir. Sanık serbesttir. Teşekkür ederim Hakim Bey. Dilinize yüreğinize. Örneğin Hakim Bey birini sorguluyor, suçlu bir tane ama 12 tane şüpheli var. 12 kişiyi yakalıyor, hakim tespit edemiyor gerçek suçluyu. Diyor hepiniz serbestsiniz, çıkın dışarı. Herkes dışarı çıkarken hakim orada diyor sanığın burnundan kan akıyor. Sanık Allah tarafından kan kayıp olmaz. Sanık kimse orada elini burnuna atıyor diyor onu içeri alın. Saygı ve sevgilerimle. Efendim son günlerde patates ve soğan üzerine zaten çok fazla sayıda esprili paylaşımlar oluyordu. Bu da tam da böyle gündeme hani cuk diye oturur derler ya. Evet, tam da öyle oldu patates, soğan üzerine, sebze üzerine yapmış. Hapishanadan çıkarttık onları, sağ olsun başkanımız emir verdi sağa sola. Dedi bunları alın, çiftçilerin elinden ücretlerini verin. Mühtaç kişilere dağıtın. Allah razı olsun. Sebep olan kimse Allah razı olsun. İyi bir yöneticilik. Sağ olsun, var olsun. Mahmut abi, burada gördüğümüz kadarıyla bu kasetleri halen kullananlar var mı? Yani bu sizin kendi özel arşiviniz. Bunlar satış için mi yoksa kopyasını veriyorsunuz? Şimdi bunlar ana banttır. Ana banttır. Evet. Makaradan çekilmedir. Bunlar evet. Ha bazıları meraklı olan oldu mu, geri diye ağam 3 tane bundan, 4 tane bundan çekeyim. Ağama söyleyeyim, sıfır bantlar var. Çıkarayım ambalajından, çekeyim, kendine vereyim. Alan adam da hakkı neyse parasını veriyor, ücretini ödeyip alıyor. O da bir arşivci oluyor yani, toplama. O da diyor, bende de arşiv var. Bu arşivinizdeki şeyler hepsi Urfalı sanatçılar mı? Hepsi Urfalı. Ne kadar, mahalli kaç tane kaset var şimdi burada? Şimdi burada 400'ün üstünde kaset maşallah, var. Maşallah maşallah. Kim isterse var. Örneğin gelirler deyirler imparatorun kaseti var. Var mı İbrahim Tatlıses'in? Evet. Deyirler var. Hangisini istiyorsan? Elazığ bandını mı? Urfa bandını mı? Abdullah Uyanık'a yapılan bandı mı? Yasal kaseti var mesela. Bir de korsan kasetleri var. Hangisini isterse adam, meraklı adam onu çekiyor, veriyor. Ha birer tane kaldı, çok kalmadı. Burada ayrıca aynı zamanda bütün Urfalı sanatçılarımızın hepsinin tek tek fotoğraflarını arşivlemişsiniz.
Evet, İmparator İbrahim Tatlıses'ten başlayan Müslüm Gürses, Mahmut Tuncer, Ahmet Özhan, Nuri Sesi Güzel, Seyfettin Sucu, Abdullah Uyanık, Kazancı Bedi, Halil Kendirli, İsmail Badıllı, Ahmet Karaoğlan, Abdurrahman Kepekçi, Küçük İbo, Allah rahmet eylesin, Abdullah Balak, Mehmet Nacak, Zekeriya Ünlü, Şahap Akagün, İsmail Akagün, Kazım Çiriş, Kadri Sema, Tenekeci Mahmut, Urfalı Babe, evet çok sayıda, Zeki Canlı, Osman Azem, çok sayıda burada arşivde fotoğraflarını da muhafaza etmişler. Zaten bu sanatçılarımızın birçoğu rahmete intikal etti, birçoğu da yaşıyor. Allah onlara selamet versin. Amin. Bir de Mahmut abimizin aynı zamanda, bunlar bu arkamızda bulunan sözler sizlere mi ait? Bir kısmı bir ait, yani çoğu bir ait. Evet, bakın ilginç. İtin duası kabul olsaydı gökten külçe yağardı. Evet, bu Urfa anonimdir bu, değil mi? Anonim, bu evet. Urfa sözü yani. Atlar nallanırken itler ayağını kaldırır, der ki ben de. Halbuki altın ayağı nallanır. İtin ayağı nallanmaz ki. Evet, evet. Nokta kadar menfaatin için virgül kadar eğilir. Bu da anonimdir, değil mi? Ha, doğrudur. Evet, yine enteresan bir şey var. Her ite taş atarsan yerde taş kalmaz. Yerde taş kalmaz. Evet. Gülü gülene ver, öyle mi? Kalbini sevene ver. Sevmek güzel şeydir, kıymetini bilene ver. Evet. Ya baba. Muhammed Aynı, gördüğünüz gibi böyle ayrıca birçoğu... Mesela bak orada yazmışım, insanlar mı arsız, hayvanlar mı arsız? Ya. Mahmut abi, buyurun. Peki sizin yani güncel hayatınız nasıl geçiyor? Bir gününüz nasıl geçer? Ne yaparsınız? Ağam, günümüz nasıl geçiyor? Sabah kalkıyorum, ağama söyleyeyim. Sabah kahvaltısını ettikten sonra gelirim dükkana. Otururum, haber dinlerim, bant dinlerim. Namaz vakti namaz. Ondan sonra sana akşam yemek vakti kitlerim, evime giderim. Yemeğimi yerim, çoluğumla, çocuğumla. Evin ihtiyacı nedir? İcabında çocuklar gider alır. Ben gidemem, ben sakatım. İcabında el uzayırım, getirirler. Ne lazımsa alır. Allah fakir fukaraya yardım etsin. Yani Allah'a çok şükür diyorsunuz. Çok şükür, çok şükür. Emekli maaşınız var. Allah kimsenin işini kırmasın. Benden şimdi herkese tavsiye, gençlere çalışsınlar, sigortalı çalışsınlar demesinler. Bu azdır, bu para azdır, ben bu piyasa çalışmıyorum. Yeter ki nereye giderlerse gitsinler, taş taşısınlar, çalışsınlar, sigortalı çalışsınlar. Ben belediyede çalışırdım, kazma kürekte çalıştım, tozda çalıştım. Mesai bittikten sonra temiz asfamı giyerdim, gelirdim. Adım kazmadı. Soyadım Kürek'ti. Amir vardı benim oğlum kadar ama amir. Yetkili. Git filan yerde de bir çöp var al. Giderdik alırdık. Kazma Kürek'te çalıştım. Çöpte çalıştım. Ya ben bu su işlerinde arzada çalıştım. Adım Kazma, soyadım Kürek. Böyle bu şekil 63 yaşına geldim. Allah fakir fukaraya yardım eder. Mahmut abi, daha sizin daha birçok sizin kendi derlediğiniz manileriniz var. Ha. Bu derlediğiniz manilerden bir iki tane daha alabilir miyiz? Başım üstüne. Evet. Mesela değiller fıstıkçı mami, ben de diyen doğrudur. Fıstıkçı değiller adıma, kimse doymaz da adıma. Beni görmek isterse tıkla telefonu, gel yanıma. Kurbanam fıstığı ya, her yere bastığı ya. Acaba o gün olur mu baş koram yastığı ya? Fıstıkçı derler adıma, kimse duymaz adıma. Beni görmek isterse tıkla gel yanıma, kolay. Tıkladı mı Avrupa'da siyah ayağıyla yine gelir. Telefonu tıkladı mı, neresi dediğim anında ulaşırsın. Yengemiz hayatta inşallah. Ha, çok şükür. Yengemiz de tıkılıyor mu telefonu? Onu da geliyor. Onun da benim gözüm görmüyor. Onun da okuma yazması yok. He. İşte alışmış yavaş yavaş. Eskiden kimse okula koymazlardı. He. Bak mesela ben gözüm görmüyordu. İlkokulu okudum.
Daha sonra sosyal eğitimi okudum. Yaba bu. Abi biz alalım. Alo. Alo. Biri tıkladı galiba. Yok. Kamera gelmiş sonra ben ara. Babu. Şeyden gelmiş. Stüdyo kamera gelmiş kamera. O şeyden. Göbekli Tepe'den bak. Ya babu. Hadi Allah'a emanet. İşte böyle. O dedim kapat. Niye kapatmamış? İşte böyle ağabey. Mahmut abi, ağabey. Bizi şu anda çok sayıda gençler oturmuş seyrediyor. Şu anda hem mobil telefonlarından takip ediyorlar, maşallah. Hem de şu anda önümüzde canlı olarak çok sayıda genç Allah razı hayranlarınız olsun. Var, sizi takip ediyorlar. Ha. Gençler için daha sizin önereceğiniz neler var? Gençlere tavsiyem çalışsınlar. İşleyen dişler. Çalıştı mı, ne istedim onu alır, yer dişler. Ben de bir de gençlere en fazla tavsiyem motor kullanırken yavaş kullansınlar. Araba olurken yavaş kullan. Çünkü ben bir tanemi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Bugün 4 yıl 3 ay oldu. 2017'nin o Şubat 10'unda kaybettim. Ondan sonra ana gözleri de kaybettim. 19 yaşında da Allah kimsenin gencini elinden almaz. Allah rahmet etsin. Mekanı baba, cennet olsun inşallah. Dedim oğlum yavaş git, yavaş git, yavaş git. Söz tutmuyorlar. Büyüklerin sözünü tutsunlar. Diğeri Allah'a kalmış. Gençlere tavsiye, büyüklerinizin sözünü tutun. Ana babanın sözünü tutun. Daha başka bir şey yapmayın. Çalışın. Ekmeğinizi kazan. Mahmut abi bir de malumunuz şu anda Ramazan'ın içerisindeyiz. Çok oruç şükür Allah'a. Eski Ramazanlarla şimdiki Ramazan'ın arasında hani hep böyle bizim sizin kuşak, bizim kuşak hep eski Ramazanlar, eski Ramazanlar diye böyle dile getiririz. Doğrudur. Siz de böyle eski Ramazanlarla alakalı bir bahsedeceğiniz birkaç cümle var mıydı? Bak eski Ramazan'da herkes değildi. Akşam olaydı, bir iki tane fakiri götürerdim, birlikte yemek yiyecek. Ya yemekten sonra gidelim çarşıya, ciğerçiye gidelim, kahveye gidelim, çay içelim. Çarşıya çıkak, parka çıkak, çaydan demlikimizi alak götürak. Eskiden böyle serbest her taraf. Adam konuk götürürdü, misafir götürürdü evine. Şimdi hastalıktan dolayı kimse kimseyi ağırlayamıyor, götüremiyor bir yere. Eskiden her şey ucuzdu, uygundu. Şimdi bu azı vurguncular var, bağlıçılar var. Bunlar da bir mafyadır. Devlet nasıl istiyor? Herkesin başına 10 tane adam mı tiksin? Ağama suyun bağlı. Mevsim bağlı diye millet geçimini yapamıyor. Eski Ramazan'da sıcak, sıcak Urfa Ramazanlarında. Ya Ramazan'da ya, giderdik balıklı göre. Evet. Balıklı göre giderdik. Ayağımızı diz kapağımıza kadar çemirlerdik. Suyun içine koyduk ayağımızı. Topu 15 dakika kala gelirdik. Yemeğimizi yerdik. Hoştu. Büyükler gitti şimdi. Her şey eskidi. Peki zor değil miydi o zaman vantilatör imkanı? O zaman öyle alışmıştık babu, alışmıştık. Hı. Alışmıştık. Ya alışmıştık. Eskiden giderdik seher. Seherlığımızı yerdik, ondan sonra arkadaşları toplardık. Ahmet'i, Muhammed'i, Mustafa'yı. Bu sefer hadi yürü. Hasan Paşa'ya cüze gidiyor. Seher cüzüne orada. Onlarda da birer çay içerdik, birer baksımet yerdik. Ondan sonra dana giderdik sabah. Gelirdik, herkes işine giderdi. Şimdi o kalktı. Şimdi eskiden Ramazan'ı bir ikisi dediği zaman evlerde künçe yaparlardı. Baksımet yaparlardı. Şimdi çarşıda satılıyor ama evinki başka. Şimdi o da Ermeni usulü olmuş. Bayrama üç gün kala başlıyorlar yapmaya.
Eskiden Ramazan ikisi üçü deydi. Yapılardı. Tavas somonları vardı. Şimdi o tavas somonları kalmadı. Eski nesil kalmadı ya, yengeler de bilmiyor. Ya bu. Şimdi ama daha kolay değil mi? Evet. İmkanlar daha geniş. Şimdi parayı varsa aga da sen, sen paşa da sen, sen. Parası değil, bir atasözü var, Urfa sözü. Değil, parası olan yer buranı, parası olmayan gezer dolanı, dolanı. Ya bu. Urfa'mızın milli yemekleri vardır. Mesela nedir? Mesela Urfa'nın milli yemeği buranı, yanında pınış pilavı, onun yanında tatlısı, yaşılık yaparlar ya, peynirli havla yaparlar ya, ondan sonra sana peynirli katmer yaparlar evde. Kızardılar, ondan sonra sana akıdan batırırlar yerler. Şimdi bunlar kalktı. Hiçbir şimdi şey her şey hazır. Hiçbir şey olmazsa zingil tatlısı yapar. Zingil yapardı. Zingilin zingilin tavası vardı eskiden. Evet. 6-7 tane böyle çukur yeri doldurdu. Zingil tatlısı. Şimdi nerede? Evet. Şimdi yapan yok. Şimdi adam ekmeği zor yetiştiriyor baba. Peki bu kasetlerinizden bize böyle dinletmek istediğiniz... Bak şimdi bir tane şans eseri çalım diye. Evet. Bak ağam. Gerçekçi bir insan, doğrucu bir insan. Bu kuruşunu öyle mi yaptı? Evet, peki sonradan... 1973 İbrahim Tatlıses. Akıncılar en azı. Akıncılar en azı. 1973. İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses. Ha, İbrahim Tatlıses. Bu mahalli sanatçı olan da yapılan var. Elazığ'da. Belki de bunu şu anda birçok izleyici ilk defa dinliyor. Ben de şahsen ilk defa dinledim bu kaset. Mahmut abi şu anda bu kalitede müzik yok değil mi? Şimdi okuyucu kalmadı babu. Evet. Çalan var. Evet. Çalgı çok, yani enstrüman çok. Evet. Okuyucu kalmadı. Bir iki tane kaldı. Şimdi eskiden büyüklerimizde de yanlışlık vardı. Bu Urfa kaseti yapanlarda. Ağama söyleyeyim. Çalıp söyleyenleri çağırırdı. İlk başta rıcı ederlerdi. Üzü gözü öpülürdü, eli öpülürdü. Gelsin bir band yapsın. Bandı yapanlar, okuyanlar gelirdi, çalanlar. Ev sahibi ayrıymış. Musafir da çağırmış. Bu sefer çalıp söyleyenler gelemez, kenarını bulurlardı. Sen önce gitti bu adamlara, cümce etti. Elini öptü, yüzünü gözünü öptü. Eskiden para mara bilmiyordu. Para almıyordu bu çalıp söyleyenler. Ondan sonra gece saat 2-3'ten sonra bant yapıldıktan sonra adamların enstrümanları neyse enstrümanlarını sırtına alır. 2 saat evine ancak gelir. Kimse İbiye'den gelmiş, kimse Yakubiye'den gelmiş,
Kimi daha ileride dedi Osmanlı'dan gelmiş, Kemberiye gidecek, Ayvi'ye gidecek, Akamar sürü uzak yola gidecek, yayan gidiyor. Bunu kaset yapmak için gitti, elini öptü, getirdi evi. Bunu gidenden de bunu git, araç bul, ayarla, araba bul, ayarla, getir evine teslim et. Ya böyle yanlışlıklar da vardı. Yani o günkü sanatçılar, bugünkü yani bugünkü sanatçıların kazandığı parayı kazanmıyordu diyorsun. Yok yok, adam mesela evet. Sahibi zorla kendine tutuyor, 10 lira veriyor. Onları... Efendim konuğumuz var. Mahallemizin aynı zamanda mahalle muhtarı. Kayıhaktan kaçmaz. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş geldin muhtar. Hürmet ederim, Allah razı olsun. Sağ olun. Mahmut abiyle bu akşam dedik bir program yapalım. En azından yaşayan bir değer olarak gelecek nesillere en azından bir kayıt bırakalım dedik. Bu akşam da böyle bir Ramazan'a özel bir program düzenledik. Siz de geldiniz, konuk oldunuz. Hoş tamam, geldiniz. Tamam, etti, ben de geldim. Evet, evet. Mahmut abi gerçekten de Urfa'nın değeridir. Yani biz bazen geri böyle ondan feyiz alırım, sohbet ederim. Evet. Allah razı olsun. İşte bana geçmişi anlatır, geçmişte çalışmalarını anlatıyor. Doğru. Bir değerdir. Ben kendisine karşı olan saygım büyüktür. Doğrudur. Amca oğluydu. Benim babamın da babadan da bir dostluk var. Allah kendisine sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin amin. İnşallah. Ümmet-i Muhammed'e de değerlerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Yani bunlar bizim gerçekten gelecekte bize ışık olacak insanlar, bize örnek insanlar. Ne diyeyim, dua ediyoruz kendisine, inşallah iyi olur. Biz gözlerinden rahatsızlığı da var. Ben de Mahmut abiyi ta çocukluğumdan bu yana tanırım. Evet. Yani hatta programdan önce söyledim. Bana dedi ki ya Gözde'ye de iyi fark etmedi. Aslında fark etse beni çıkartabilecekti. Tabii, tabii, ha, dedi ya, ki kimsin ya? Dedim ben işte İbrahim. Hangi İbrahim dedi? Dedim Karayip'in oğluyum. Karayip'in, hep buyurun siz devam edin ondan sonra Karayip'e dedi. Yola çıkarak da. Bizim Allah rahmet eylesin. Amim oğlusan dedim ya. Evet. Yalan dünya. Evet, bizim kahvehane işletirdik. Ha. Mahmut abi de o dönemler seyahat satıcılık yapardı. Gelirdi, kahvemizde çay içerdi. Ben de çocuktum, kendisine çok hizmet ettiğim olmuştu. Allah razı olsun. Ben o günden bu yöne tanırım ama buradaki bu iş, daha doğrusu burası sanki biraz bir hobihane gibi. Çok sayıda arşivinde kasetler var. Sanatçılarımızın fotoğrafları var ve kendi yazdıkları ve anonim olan sözleri güzel. Kendi değer ama o değerleri de değerlendiren bir adam. Allah var. Yani böyle hepsine arşivler var. Evet. Arşiv var işte sanatçılarla ilgili olsun. Vazelhanlarla ilgili olsun. Yani Urfa'nın ekabil insanlarıyla böyle de bayağı bir ilgili yani. Allah var. Sanat yönü. Peki Mahmut abi sizden sonra nasıl birilerine vasiyet ettiniz mi? Bu kasetleri devam ettirsinler ileriki kuşaklara. Vallahi birkaç tanesi var. Hmm. Örneğin mesela 3-4 kişi var. Almış kasetlerin tamamı onda da bulunur. Hmm. O da saklıyor, meraklı değil. İleride bulunsun artı. Onlar internete de aklı basıyor. Alıyor, satıyor. Böyle yani. Bu da benim özellikle ticaretten çok hafızada tutması çok önemli. Ha. Yani arşiv var ama arşivin dışında da müthiş bir hafızası var. Evet. Yani mesela 50 yıl öncesini sana bugün gibi anlatabiliyor işte. Sanki onu evet. Yaşıyor, görerek anlatıyor sana. Öyle bir yapısı var yani. Evet. Yani bu büyük bir zeka, büyük bir yetenek. Yani Rabbim kendisine inşallah. Peki Mahmut abi sizden buyurun. Sonra yani Allah'ın takdiri hepimiz bir gün mutlaka kara toprakla buluşacağız. Ölmeyen sevinsin. Bu elinizdeki eserlerin bir şekilde muhafaza edilmesi için bir şeyler düşündünüz mü? Mesela benim şimdi aklıma geldi. Bizim şey müzemiz var. Değil mi? Müzik müzemiz var. Mesela müzik müzemize bağışlamak gibi bir fikriniz oluştu mu hiç? Bu bak şeyde müzik müzesinde gene var. Tatlı ses müzik şeysinde aynısı mevcut. Aynısı mevcut. Öyle hepsi mi? Vardır. Evet. Evet. Ha şimdi ben öldükten sonra benim çocuklar da meraklı. Hı. Yani gözüm arkada kalmaz. İnşallah. İnşallah.
inşallah. Veliler yani. Vallahi 4 tane iğne bir tane çuvaldız etmez. Seni yedir yapmayın. Değil ya değil. Bir türkü vardı diye. Her gözlüğü atı sanma binektir. Bak orada yazmışam. Evet. Ya baba dedi. Her gözlüğün atı sanma binektir. Serme sırrını dostuna bazıları gevşektir. Gevşek. Altın semer de vursa eşek gene eşektir. Eşek olur eşek. Ya baba. Değil, ben bir gün hastahanadaydım. Doktor beni muayene etti. Dedi sen hemen ameliyatı alak. Dedim hocam ben insan ama. Dedi nasıl dedim sen değilse hemen seni ameliyatı alak. Hele sen beni bir muayene et hele bak. Ameliyat gerekir mi gerekmiyor mu? Ben dedim yanlış gelmişim dedim. Ben bilmedim baytara gelmişim. Ben doktora geldim. Dedim bak. Muayene edilmeden hemen ameliyata alınmaz. Ne gün doktor ne diyor, temiz doktorlar. Ben kusur eylemedim diyor, merhamet değil yarasına. Takdir-i ilahiye kalmış, artık çaresi ne? Diyor, tüpün bana vermiş olduğu imkanları hastamda kullandım. Fakat hastanın durumu iyi değil, Allah'a kalmış. İyi olursa bu saatten sonra Allah'ın umudunla iyi olur. Hocam sen beni muayene etmezsen değilsen. Ameliyat ilan. Ben yanlışlık bende mi, sende mi? Yoksa ben veterinere mi geldim? Doktor diye. Bir baktan bayıldılar. Yalan dünya bu. Bize yine böyle arşivden bir kaset tekrar. Neydi? Evet, karışırsa karışır. 3-4 tane çabuk. Bir dakika. Onu çıkardım. Bu kimdir? Ben bir gözüm göreyim. Ben de geldim. Getir ben o kadar. Karı kulağını. Müşterilere karışır. Dur abi dur. Ha, bu da tatlı sesin Elazığ 2. Ha, o Elazığ 2. Bak abi. Bu arşivden tatlı ses de yoktur abi. Sen iyi bulursun. Yok yok. Görünen Nur Yakabı da Ahmet Karaoğlan 1971'de öldü bu şahıs. Ne güzel ses var bu yerimde. 1971'de öldü. Bu Sobaçı Şefik'e yapılan var. Şefik Çardak. Çoktan. Yani bütün Türklerin bir hikayesi var ha. Burada. Söyle sesin senin dışında bir de bir hikayesi var orada. Öyle baba. Evet. Bu mudur? Bu ne yavru? Tatlı ses mi? Gözünü takım çünkü ben de gördüm. Bu boş Mahmut abi. Ha. Onun çiçeği de işte. Bu tatlı ses. Ha. Tatlı ses. Akıncılar demin çaldığını. Ha bu. Demin çaldığı. Ha. Ha babu hiç onlandır ya. Ben yalan diyor. Bazen çaldı. Akıncılar ben de ilk defa dinledim. Ha. İlk defa dinledim. Evet. Elazığ'da evet. Mahmut abi, bunu şey yapalım da sizden şiir, sizin derlediğiniz baş, evet. Şimdi aramızda bulunan muhtar kardeşim da geldi. Halil Hak'tan kaçmaz. Yaklaşık 4 dönemdir muhtarımızdır. Razıyık kendisinden, Allah razı olsun. Ha, o da geldi. O da aramızda bulunduğu için ona da merhum Yahya Kemal Beyatlı'nın Sessiz Gemi şiirinden
ödüllendirmek isteyen kendimi. Allah razı olsun. Artık demir almak gibi gelmiş de zamandan, meşhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol. Rıhtında kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Biçare gönüller ne giden son gemidir bu. Hicranlık hayatın ne de olsa matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin memnun ki yerinden birçok seneler geçmiş. Geçmiş dönen yok seferinden. Allah rahmet eylesin. Bu da Yahya Kemal Beyatlı'ya ait. Ya ilahi şimdiden geri o alemde rahat kalmadı. Bozulup gitti bu cihan, sahibi adalet kalmadı. Öyle bir vakte eriştik ki namus gayret kalmadı. Ehl-i irfan arasında hiç muhabbet kalmadı. Ve kendi kendine herkes oldular sahibi gurur. Kimse de yoktur mahana. Bizdedir cümle kusur. Çoğaldı ehl-i şakavet, kalmadı zerre huzur. Fitne doldu alemde artık selamat kalmadı. Kötüler meydana almış, kamile yoktur mezar. Nefsi nefsi eylemiş Nazım Hazar. Ey biçare abdi, fani dünyadan şöyle bir haber. Fitne doldu alemde, artık selamat kalmadı. Allah rahmet eylesin, bu da Abdi Efendi'nin şiiridir. Allah rahmet eylesin, beden bilirsin değil mi? Babayın akrabasıdır. Allah rahmet eylesin, bu kardeşler camısı var ya, evet. Onlardanmış o, iki kardeş, biri evli, biri bekar. Evet. Bu harmanı kaldırırlar, kömediler ortada, bölüyorlar ikiye. Evli olan nöbet tutuydu, evladı, ben evli barklıyam, kardeşim bekar. Bu daha evlenmemiş, buna daha çok sermiye lazım, para lazım. Benim harmanımdan kaç denke bunun üstüne boşadım. Bak fikire, iyi fikir, Allah genlere veriyor. Bu devsi günü öbür kardeş nöbetçi, o da diye kardeşim evli, barklı, çoluğu çocuğu var. Ben bekarım diye bir ekmekten gene doyarım, ben malımı mülkümünden bile onun üstüne koyayım. Allah deyidir ikisini de çoğaldayım malı. Bereket. Bereket gel ya. İyi fikir oldu mu, niyet iyi oldu mu Allah verir. Ya bu niyete bağlı. O oradan gelen gelir üyede de vakıf kuruyorlar. Vakıf kuruyorlar, vakıfları var. Camisini yapıyorlar. Ya. Yani herkes onu Halil İbrahim diyebilir. Onlar Emin Efendi, Musa Efendi. Emin Efendi, İki Musa kardeş. Efendi, kardeşler camısı. Kardeş. Eski müftülüğün yeri. Evet. Hatta o cami hala orada duruyor. Kondratçı pazarında. Eski vakıf bankını karşıtı. Evet. Yalan dünya ağabey. O caminin bir kapısı Tıpkındır'daymış, bir kapısı. Mevlana Hanan'ın olduğu yerdeymiş. O kadar büyük bir kapısı, bir kapısı 12 Eylül Caddesi'nden gizliyim. Orada bir tetirmeden. Mezarı onun içindeydi, biri Tırpındır'da kaldı. Biri de kayboldu o süreçte içinde. Mahmut abi siz bu, yani Urfa'nın hangi mahallesinde? Ağabey ben merkez doğumluyum. Nüfusda çiftliğimiz Kalaboynu. Zaten merkez doğumlu Kalaboynu. Yeni kapı yani. Bu taraf aşağı, yeni kapı seri yuralar, çıkarki mahle. Bu yanı çıkarki mahle, öbürsü de iç mahle. Eskiden Karaboynu, büyük yol, Tırpındır. Ağama söyleyeyim, Eyübiyet söyle, Bıçakçı mahallesi. Ya baba, eskiden Urfa'da kapılar vardı. 4-5 tane kapı vardı, akşam üzeri belirli bir saatten sonra kapılar kilitlenirdi. Dışarıdan gelen dışarıda kalırdı. Mesela Heran kapısında var. Bediye zamanda var. Zincirli kapı var orada. Selügünün orada. Ara. Kara kapı var. Ya. Bey kapısı var. 5 tane kapılar bile var.
Suyla şehir büyüdü, bu kapılar mapılar kalktı. Eski Urfa'ya özlem var mı Mahmut abi? Eski adam kalmadı ki, her gün 1000 tane dostumuzu kaybediyor. Ya baba, yani nesilden nesile ne egitse Urfa'ya kar kalır, onlara sermiye olur. Yani egiten yok. Herkes değil, akşam oladı, ekmeğimizi yedik, yatardık. Yani şimdi eski Urfa'da kastı, yani eski Urfa'nın yapısı, insanlara olan komşuluk ilişkileri... Yok. Şimdi eskiden... Yani o özlemi mutlaka vardır değil mi yani eskiden? Binde bir. Yani şimdi eskiden değillerdi, hele yemek pişmiş mi, komşuya verdi mi? Evet. Şimdi herif aynı binada komşusu kim olduğunu bilmiyor. Evet. Aç mı, susuz mu? Acaba muhtaç mı? Yani biz geç kalmış sayılmadık. Yani bugünden itibaren çocuklarımızı bu tür şeylere, i̇şte, komşuluk ilişkilerine, yani değerlerine eğitimi değiller. Sosyal eğitimi bırakmamak lazım. He. Çoluk çocuklara sosyal eğitimi öğretmek lazım. Milli eğitimde insan gelir, başbakan da olur. Bu milli eğitimdir. Ama o koltuktan indi mi o eğitim orada kalır. Ama milli eğitim yani insanın etine yapışır. Saygısı, sevgisi, hürmeti, muhabbeti, anadan babadan almış olduğu nasihatler. Mahmut abi, siz çok fazla sanatkarın da dizi dibinde oturduğunuzu bahsettiniz. Peki sizin de böyle ses olarak var mı bir maharetiniz? Ben de eşlik ederdim koroda. Evet. Hatta 1992'de ben kendim bir band yaptım evde. Sanatçı olarak bendim. Ağama söyleyeyim. Enstrümanlar da 5-6 çeşit enstrümandı. O zaman Tahir Gümüş Stüdyo Sinem kasetçiliğin organizasyonu yapan Tahir Gümüş geldi, kaydetti evimizde. O band da bende mevcuttur. Örneğin Osman Ceylan çalıydı, Osman Azem çalıydı, merhum Mehmet Muşlu kemanı çalıydı, Emin Taşkıran Koyraz okudu, bir tane kuyucu Mehmet vardı, def çalıydı, Kanun Mehmet Öncel, 6 çeşit, 7 çeşit enstrüman vardı. Hem oynuydum hem söylüydüm ayakta. Neydi oynuyor? Şimdi eskidendi, şimdi yok. Peki bu kadar mahalli sanatçılar içerisinde en çok sizin sevdiğiniz, beğendiğiniz sanatçı kimdir? Abi, ben herkesin bir taşı var, her taş yerinde ağırdır. Şunu kalkıp edeyim illa bu. Tabii iyi okuyanlar öldü, ustalar kalmadı. Şimdi gündemde 200 kişi var. Şimdi bant yapsa yalan kim? İyi sesler vardı mesela, Hal Hafız vardı, Ahmet Hafız vardı, Bellek Mahmud vardı, Hacı Nuri Hafız Efendi vardı, Dede Osman vardı, Allah rahmet etsin. Mahmud, Cüle Mahmud Hafız vardı. Ya, herifler Antep'e giderdi, söylerdi, buradan ne çıkar? Çok sanatçılar vardı baba, şimdi bir iki tane kalmış. Peki o sizin kaside okuduğunuz parçalardan bize bir tane şimdi okumanız mümkün mü? Okurum ha. Güvenir mi? Yazı yazdım şu Urfa'nın taşına, yazı yazdım ben Urfa'nın taşına. Bu gençlikte neler geldi başıma, yavrum başıma. Bu gençlikte neler geldi başıma, yavrum başıma. Zalim anay polis takmış peşime, zalim anay polis takmış peşime. Karakolda durgusuyla yasemen, yavrum yasemen.
Karakolda durgusuyla Yasemen, yavrum Yasemen. Jandarmalar bölük bölük geliyor, jandarmalar bölük bölük geliyor. Bu ayrılık yüreğimi deliyor, yavrum deliyor. Bu ayrılık yüreğimi deliyor, yavrum deliyor. Zalim babay seni bana vermiyor, zalim baban seni bana vermiyor. Karakolda durgusuyla Yasemen, yavrum Yasemen. Karakolda durgusuyla Yasemen, yavrum Yasemen. Babanıza rahmet. Adam hızı profesörlüğü tamam da fıstıkçı. Fıstık da satıydım ya. Fıstıkçı derler adıma. Kimse duymaz da adıma. Beni görmek isterse tıkla gel yanıma. Tıkla gel yanıma. Sen gelmezden önce de söyledim. Muhtar abi. Böyle daha önce biliyorsunuz bir iki videosu var. Böyle pazardan patlıcan seçerken öyle bir şeyle özenle seçiyor ki böyle sanki elinde bir kundak bebek. Kundak bebek böyle. Böyle vurdum çakı. Sapla hemen. Mahmud abi eskiden, yani bir tane hatıra olarak bir de bir şey yaptı o zaman bir mesele. Yavuz Kırkız meselesini. Yavuz Kırkız meselesini. Dinleyelim. Ben de onu arşivledim. Biraz uzundur. Bence anlarsın dinlerim. Yani. Evet. Çok enteresan bir olay. Dinleyelim mi? Dinleyelim. Olur. İşte güzel ağam. Daha evvel okuduğum bir anı aynatacağım söylediğimi. Yavuz Kırkız meselesi. Yetkililere de ders olsun. Bundan ders alsın. Her bir kelimesinde bir anlam taşır bu. Vaktinde, zamanında birisi çok namlı bir kırkız. Artık tövbe edeyim, ben kırkızlığı bırakacağım. Yeter deyip, Allah'ın yoluna diye artık gidip gelim. Sönmüş. Ağama söyleyeyim, kalkıyor kırkızlığı bırakmaya. Kırkızlığı bırakıyor, kılık kıyafetini değişiyor. Camiye gidiyor. Camiye gidiyor namaz kılmaya. Bakıyı bir tane sonralarda dolaşıyor. Tabii bu kendi eski kırkız ya. Onu bakı gözü kesmedi diye. Bu adam kırkıza benziyor. Hele ben bunu bir takip edeyim. İçeri namaza giriyor. Ayak kapısını soyuyor. Rafa koyuyor. Namaza duruyor. Namazını kılıyor. Selam verende bakıyor bir kölge böyle geçti. Baktı ki o gözü tutmadığı adam o namaz kılanın vücut kondrasını aldı, doğru yeridi. Bu hemen selamını verdi, kalktı bir tokya giydi, oradan bir terlik giydi, arkasına düştü, ensesinden yakaladı. Dedi evladım ben namaz kılıyorum, sen gelirsen kondramı çalıyorsan. Niye kondramı çaldı? Aman duman deyip, ala kondurayı deyip, bunu satsayın ne eder? Deyip, on lira eder. Deyip, gel ağam. Nasıl ki on lira? Gel benimle. Gidak çarşıya. Sen deyip, kırkızlık bilmiyorsan. Gel deyip, kırkızlığı ürgedim. Kendini alıp pazara götüreyim. Kendine bir takım elbise giydireyim. Kılık kıyafetini değiştiriyor, bir kondra alıyor, krevet alıyor, bağlıyor. Ondan sonra da ne diye gel. Örneğin gidiyor Diyarbakır'a birlikte. Biniler arabaya gidiyorlar. Otelde kalıyorlar bir gün, iki gün, gündüzde geziyorlar. Beraber geziyorlar, çarşıda ne var, ne yok. Bu tüken ne çıkıyor, bu tüken ne çıkıyor, bu tüken ne çıkıyor, bu ne satıyor, beraber geziyorlar. Ağama söyleyeyim, bir tükeni gözlerinden kestiriyorlar.
O tüken de beyaz eşya satayım. Akşamları gidiyorlar, yatıyorlar. Adamın evini zürgenliler. Ondan sonra sana diyor ki bu gece bu eve gideceğiz. Oradan diyor ki nesi varsa çalacaksan. Neyi tamam. Gidiyorlar o evi buluyorlar. O tükeni takip ediyorlar. Bakıyor tükene büyük bir iş yeri. Fakat bütün bürokratlar, bürokrasiler, kamu kuruluşların bütün yetkilileri geliyor gidiyor. Adam tanınmış bir esnaf, alışveriş ediyorlar. Evini dürgeniyor, o yanı bu yanı. Adam da eli kolu uzun, zengin bir esnaf. Akşam üzeri gece saat 12 birden sonra geliyorlar oraya, adamın evine. Geliyorlar kırkızlığa, kapıdan içeri giriyorlar, kapıyı açıyorlar. Bakın ev sahibi yatıyor. Hanımı da yanında yatıyor. Başı koltuğunun altından kilidi alıyor. Bakın silah da orada. Silahı elini vurmuyor. Kasanın kilidini alıyor. Kasanın kilidini alıyor. Geliyor kasayı açıyor. Karsada para çok. Karsada para çok, parayı sayıyor. Diyelim 100 tane 200'lük. 200 tane 100'lük. 100 tane 50'lük, 20'lük neyse hepsini kaleme de töküyorlar. Yazıyorlar. Ondan sonra sana çıkardığı bir çanta cebinden. Bunları çantaya koyuyor. Üstüne de kendi çıkardığı cebinden bir kelle altın, onu da iliştiriyor, çantaya koyuyor, kasaya koyuyor bir daha. Aman duman diye yok, karışma. Bu suyradaki kırkız diye Allah gider diye üst, karışma. Getiriyor, kilidi gene yastığın altına koyuyor. Bu sefer zengin evi gidiyorlar mutfağa. Mutfakta bakıyor, dolabı açıyor, akşamüstü yemek neyse yemeklerini indiriyorlar. Adam zengin evi kebap yaptırmış, tepsiden daha içinde çok var. Çıkardılar, indiriyorlar ortaya, iki kırkız yiyor. Kalanı da dolaba koyuyor. Diyor hadi gel biz de gidelim öbür ortaya. Bu sefer öbür ortaya gidiyorlar. Ceketlerini, meketlerini soyuyorlar, pantolonlarını. Altta pijama var, alt üst. Onları asıyorlar oraya, yatıyorlar. Sabah ezanına yakın, sabahtan erken evin hanımı kalkıyor. Ayak yoluna mı gidiyor, namaza mı gidiyor, Allah bilir. Geliyor bakıyor, o evde çıra yanıyor. İki kişi yatıyor. Geri arvat korkuyor, geri kocasına diyor, begim diyor, kalk. Ne var diyor, evimize kırkız gelmiş. Ya nasıl kırkız gelmiş? Herif, bakıyor silahı orada, çantası, şişi de orada, kilidi de orada. Silahı cebine koyuyor, kilidi de çantasına, şişine koyuyor, kemerine. Geri bakıyor. Kişi yatıyorlar. Ondan sonra sana diğer var, sakin ol. Telefonu çıkardı. Her büyük bir iş adamı. Yetkililerden bir tane arayayım. Müdürü arayayım. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi geceler Ahmet Bey. Hayırdır nedir? Ahmet Bey bizim eve İki tane kırkız gelmiş ya. Nasıl geldi? Vallahi böyle şimdi uyumuşlar evde, öbür odadalar. Ablay da korktu. Bir yer söyledi o telefon. Tamam beyim, hemen yönlendireyim. 50-15 tüm cihazların dikkatine. Beyaz Ayşacı Ahmet Bey'in evine kırkız girmiş. Çabuk abulkuya alın. Gereken neyse yapın. Beni bilgilendirin, tamam.
Anlaşıldı Müdür Bey. 15-20, 15-11, 15-20 kırgın emir anlaşıldı. Evin etrafını ablı kıyabiler. Ablı kıyabiler. Bu sefer sağdan soldan 2-3 tane polis içeri giriyor. Teprenmeyin diye kırkız beyefendi üstündeki ünlü formadan utan. Biraz terbiyeli ol, saygılı ol. Ne kırkızı? Kırkızı iş çamaşırından yatar mı? Ne terbiyesizlik? Kim dedi kırkız? Ahmet Bey sen dedi kırkız. Bu adamlar değil mi? Biz Ahmet Bey'in misafiri babu. Dün kendisinden alışveriş ettik. Kaç parça işe aldık. Akşam otele gidiyorduk dedi beni. Bu kentin kasabanın içinde rezil mi edeceksin? Böyle bir iş adamının misafiri otelde yatıyor. Böyle bir iş adamının misafiri otelde yatıyor. Ben bizim evimize konaklayacaksınız. Akşam da bize bu yemeği yaptı. Adamlar gidiyorlar mutfağa, bakıyorlar, onların dediği yemek aynı. Ahmet Bey bak adamları evine davet etmişler. Bu yemeği yapmışsan, bu tatlıyı yapmışsan bak, dolabıda da aynısı hala duruyor. He? Biz seni götürmek mecburiyetindeyiz. Ondan sonra öbürleri anons ediyorlar. Müdür Bey söz konusu kırkız değil. Ev sahibi kendisini misafir etmiş. Adamlara değil kırkız. Adamlar bize dava etse suçlu duruma düşerim müdürüm. Nasıl ederim? İkne edin kırkız. Konukları ikne edin. Ahmet Bey'e yardımcı olun. Anlaşıldı tamam Müdür Bey. Diye Ahmet Bey seni karakola götürecek. Sen adamları davet etmişsen evye. Bu yemeği yemitirmişsen bir de bunlar değil. Artı değil bizim paramız kendinde. Ama bu kadar bizimki 200'lük. Bu kadar 100'lük. Bu kadar 50'lik. Bu kadar 20'lik. Üstünde de 7 gramlık bir kellemiz var. Çanta bu renk. Aç değiller Ahmet Bey. Kasayı aç. Açıyorlar bakıyorlar. Çanta orada. Çanta orada değil. Çabuk ver kendilere. Yoksa değil sen de götürüyor. Çantayı alıyorlar. Ondan sonra şikayetim sen de ya madem bu sahili bir adam rezil olmasın bu kasabada, bu kentte size bağışlayam. Alıyorlar çantayı gidiyorlar otele. Otele gidiyorlar. 2-3 saat yatıyorlar. Ondan sonra sana bu suyla kırkız olan da ya gidiyor. Değil dur acele etme. Niye ağam acele etme. Bu sefer geliyorlar o tükene. O Ahmet Bey'in tükene. Selam aleyküm aleyküm. Gene belamız olduyuz geldiyiz. Bu kadar paramı götürdüyüz. Ne işiniz var? Diye sesini çıkarma. Bak bu çanta diye bu kelle bizim. Bu diğer paralar hep seni. Ben diye eski bir kırkızım. Ünlü bir kırkızım. Ben kırkızlığa tövbe etmişim. Ben namaz kılıydım. Bu arkadaş geldi benim konduramı çaldı. Ben kendine kıyafet aldım, kondura aldım. Dedim kırkızlık bilmiysen gel seni ürgedim. Ha bu işi yaptık, bu yola başvurduk. Bu para hep seni. Ha bu çantay. Sen Allah malından buna ne verirsen ver. Çıkardı diye ağıyla. Bu sefer o suyla kırkız olan neyi yarısı seni, neyi yok hiç ben istemiyorum, hep istemiyorum. İçim razına geçiyor. Yavuz kırkız ev sahibini haksız çıkadır. Dilerine sağlık. Sohbete doyum olmaz, ben müsaadenizi isteyeceğim. Müsaade, zaten biz de programı sonlandıracağız. Tamam. İsterseniz birlikte tamam. Programı sonlandıracağız. Babaya rahmet, babu. Mahmud abi, yani verdiğiniz bu kısadan hisse de tam da bunlar hepsi bir derstir evet. Abi. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. programımızın sonuna geldik. İnşallah bir daha sonraki zamanlarda gene sizinle İnşallah inşallah. Allah nice can sağlığı verdikçe evet. Emirlerinizi beklerim.
bize son olarak söylemek istediğiniz veya bir mani ile de kapatabilirseniz daha güzel olur program. Maaşım üstüne. Maaşım üstüne babu. Bir ağaç altındasın. Her dalında bir çiçek. Gün gelir bu çiçekler bizlere yemiş verecek. İstiyorsun erişmek yüksekteki dallara. Vücutça kuvvetli ol, zekaca büyüyerek. İnsanı Allah zekasız etmesin. Amin. Zekası yerinde olsun. Allah'ın umuduna kalmışız. Bugün varlık yarın yok. Art denize balık bilmezse halık bilir. Allah insanları kimse kimseye mehtaç etmesin. Amin. Sağ olun, var olun. Ayaklarınızdan sağ olun. Siz de sağ olun. Allah bütün insanları gelecek mesihlere kavuştursun, bir dahaki oruçlara. Bayramımız da şimdiden mübarek olsun. Babu. Allah razı olsun. Fahri babu. Sesin niye çıkmıyor? Yatayım sen. Şey dedi, konuşma. Bize yasırlar diye konuşma. Efendim Göbekli Tırnağ Ajansı'ndan bizleri takip eden herkese... Kapandın mikrofon. Devam ediyor, söylesin. Bir şeyler varsa da bilir. Yok yok dedim yani. Şey olmasın. Baba şiiri. Babu da bir baba şiiri. Baba evin direği. Okudun mu onu? Bir daha programı onunla kapatalım. Gençlerin çok büyük isteği var. Başım üstüne, başım üstüne. Baba evin direği, altın kalpli yüreği. Eşek gibi çalışır, sanki sağım ineği. İşte biz ona baba deriz. O getirir, biz yeriz. Bulamadık onun gibi bir keriz. Varlık yokluk bilmedik, sıramızı vermedik. Siparişler gelmezse babamızı sevmedik. Hasta oldum demez baba. Çoluğu çocuğu doymadı mı o yemez baba. Geri zekalıdır, yenge bir şey giymez baba. Etrafını sararız, köpek gibi dalarız. Dizimiz olmasa anamızı salarız. Hani Erfi'ye söyle, bunu bir alsın. Merak etme oğlum, bu dünya devri alem dünyasıdır. Sen de yarın baba olursan, o zaman oynarsan babalık nedir, ne değildir. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun. Efendim Göbekli Tepe Ajansı'nda bu akşam Ramazan'a özel programında Fıstıkçı Profesör Fıstıkçı Mami abimize konuk olduk. Kendisinden hem şiirlerinden, manilerinden istifade ettik. Ramazan boyunca buna benzer birkaç program daha yapmayı hedefliyoruz. Bizleri takip edin. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar.